Dursun Leyla, Ferit evde değil mi? Yardım bekleseydin. Hiçbir şey için beklemek istemiyorum. Artık hiçbir şeyi beklemeye sabrım yok. Fabrikanın başına geçtiğinde de böyle mi diyeceksin bana? Ne yapmamı istiyorsun mu diyeceksin? Hayallerimiz böyle miydi? Hani söz vermiştin bana? Hani ne Altan'ın ne de benim kimse bir daha canımıza gelmeyecek. O çocuğun nüfusunu alacak. Beni deli ediyor. Neden o kadının evine gitmesine izin verdin? O kadın kocamı elinden alıyor ve ben buna dayanamıyorum. Ferit seni sevmiyor Leyla. Neden hala onun yanında istiyorsun? Yoksa Ferit'in karısı olmak artık yetmiyor mu sana? Ne istiyorsun? Onun sana aşık olmasını mı? Erdinç. Senin için kimim ben? Ha? Ben senin için kimim Leyla? Sen benim erkeğimsin. Sen benim çocuğumun babasısın. Çocuğundan ayırmadı. Ferit seni kardeşi bildi. Ben sana kendi çocuğum gibi baktım. Bütün serseriliklerine göz yumdum. Söyle bana, söyle. Bu alçaklığı nasıl yaptın? Neden yaptın? Neden? Ha? Bunu Ferit'e nasıl yaparsın? Nasıl? Nasıl? Ama daha bitmedi. Bütün bu pisliklerin hesabını size ödeteceğim. Size verilen her şeyi elinizden alacağım. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim. Göreceksiniz. Göreceksin. Anne yalvarırım bir kere dinle. Anne ne olur. Sus. Sus. Sus dedim. Anne. Anne ne olur bir dinle. Çekil bir kere dinle. Senin elini. Çekil. Anne. Anne yalvarırım. Anne. Anne dur. Anne. Senin torunu, Ferit'in çocuğu. Anne yalvarırım. Anne ne olur inan bana. Erdinç'in sen yanlış anladın. Ben göreceğim her şeyi gördüm. Çekil şuradan. Anne, anne, anne yalvarırım dinle. Ne olur bir kere beni dinle. Ne olursun söyleme. Ferit'e yalvarırım anlatma bir şey. Bu saatten sonra bana ne anlatacaksın? Ferit'i nasıl aldattığını mı? Yoksa bu sinsi yılanla ne planlar yaptığınızı mı? Ha?
Hangisi? Anne, anne ne olur bir kere dinle. Yalvarırım sana lütfen. Lütfen gitme. Gitme, böyle gidemezsin. Çekil sahtekar. Erkek annesiymiş. Oğlan doğurmuşmuş. Rezil. Sahip olduğun her şeyi senin elinden alacağım. Ben yaşadığım sürece sen her gün bu utancın bedelini ödeyeceksin. Utanç ha? Benim utancım mı bu? İlle de bir erkek torun isteyen kim? İki tane gül gibi torun verdim ben sana. İlle de oğlan, ille de bir erkek torun. Ne fası da olursa olsun bir oğlan doğur. Oğlan doğuracaksın. Sen zorladın beni. Boğazımı sıktın be. Bütün bunlara sorumlusu sensin. Senin içinde varmış. O beslemeniz Ferit'ten çocuk doğurduğu zaman olmuyor ama değil mi? Şimdi gidip her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Anne, anne ne olur. Anne ne olursun dinle beni, yalvarırım. Anne öyle bırakamazsın. Leyla yeter. Her şey bitti. Hayır, hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Bir şey değil ya anne. Çekil dedim sana. Anne, anne. Yalvarırım. Hayır. 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 Bırak beni. Hayır. Hayır. Sakin ol, gel. Gel, dur bir dakika. Leyla, sakin. Sakin ol. Ne yapacağız Erdinç? Bak, anlatacaklarımı çok iyi dinle. Sen buraya hiç gelmedin. Evden dışarı çıkmadın, tamam? Nasıl? Doğruca odana gittin. Odada uyuyordun. Kerime Hanım'la da en son onu salonda gördüm, tamam mı? Ama o... Bunu bırak şimdi. Yapacağımız bir şey yok artık. Şimdi doğru odana gidiyorsun. Yat. Uyumaya çalış. Hiçbir şey olmamış gibi yapacağız. Hiçbir şey olmamış gibi. Leyla. Leyla bana bak. Bana bak. Bana bak. Oğlumuzu düşün. Altını düşün. Eğer onun iyiliğini istiyorsan, benim dediklerimi yapacaksın. Korkma. Ben her şeyi halledeceğim. Bu gece sen burada değildin. Tamam mı? Gel hadi, gel. Thank you.
Kim o? Çok sıkılıyorum orada. Herkes çok ciddi. Adam gibi oyun oynamama bile izin vermiyorlar. Her şeye kızıyorlar. Olsun, sen yine de uslu efendi bir çocuk ol. Bir sorun olursa da ya babana gidersin ya da babaannene, tamam mı? Ben burada kalmak istiyorum. Ama bunu konuşmuştuk oğlum. Senin babanla kalman gerek. Hem bak ne güzel bir okula gidiyorsun. Kocaman şahane bir evde yaşıyorsun. Kendi odan bile var. Hem orada kardeşlerim var. Aman peki tamam. Bak bakayım bana. Ne olursa olsun kimseye karşılık verme. Tamam mı? Hep terbiyeli uslu ol. Sen benim akıllı oğlumsun. Hem akıllı hem de çok yakışıklı. Sen işte bak böyle. Tatlı tatlı gülümse. Tamam mı? Hadi bakalım okula geç kalacaksın. Ben de bir bakayım bu araba nerede kaldı. Günaydın. Gitti mi Uğur? Yok, araba göndereceklerdi ama geç kaldılar. Reyhan bir ara istersen. Ay, hah. Çok sağ ol Mustafa abi. Açmadı. Ne güzel işte açmamış. Ben de burada kalayım. Ya Mustafa abi seni de tutuyorum ama bir de evi arasam. Aman ara ara. 5 dakika gecikiversin. Patronun oğlu nasıl olsa. Alo, Binaz abla ben Reyhan. Ferit bir araba yollayacaktı Uğur için. Ne diyorsun sen abla? Ne zaman oldu? Hangi hastane? Tamam, tamam abla. Hayırdır? Kerime Hanım, Ferit Bey'in annesi hastaneye kaldırmışlar. Aa! Uğur, sen burada Karaca ile evde kal, tamam mı? Abla sen ilgilenirsin değil mi? Benim hastaneye gitmem lazım. Tabii tabii, hadi koş. Allah'ım sen yardım et. Tövbe tövbe. Hadi hadi yürü. Ne yapacağız Erdinciye ya uyanırsa? Doktor duydun. Bilinci kapalı. Düşünüyorum ben artık ne hallere düştük. Çok korkuyorum. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Sakin ol. Buraya arıyor şimdi burada. Durum nasıl? Hala tam bir şey söylemediler. Merdivenden düşmüş. Başına vurmuş. Geldiğimizden beri bilinci kapalı. Nasıl doktor bey? Bir gelişme var mı?
Kanaması devam ediyor. Beklemek durumundayız. Ben görebilir miyim? Bilinci yerinde değil hanımefendi. Lütfen sakıncası yoksa. Peki. Ama lütfen fazla rahatsız etmeyin. Ne oluyor Ferit? Böyle zırt pırt girip çıkılacak mı içeri? Doktor Bey kimse rahatsız etmesin dedi. Leyla lütfen. Yeter artık lütfen. Üşüyeceksin burada. Merak ediyorum. Keşke ben de gitseydim. Merak etme, iyileşecek. İnşallah. Ne oldu? Durumu nasıl? Bilmem. Öyle bir şeyler mırıldanıyordu ama. Ne mırıldanıyor? Öyle bir şeyler işte. Ferit Bey nerede? Başhekimliğe gitti. Niye sordun? Bir şey konuşacağım kendisiyle. Aa, yok artık. Daha neler? Leyla Hanım lütfen. Bak Reyhan. Senin burada kalmana gerek yok. Bir şey olursa biz sana haber veririz. Uzun mu sürer işi? Burada bekleyeyim. Allah Allah. Ne konuşacaksan ben de konuş. Kalsın o zaman. Sonra konuşurum. Leyla sen ne yapıyorsun? Sen de çok samimi olmuşsun görmeyeli Reyhan'la. Ya Kerime Hanım bir şey sayıkladıysa bizim hakkımızda? Altan, ne yapıyorsun sen burada böyle? Hiç. Nasıl hiç? O elindeki neydi? Ya sana ne be? Gitsene buradan. Bilmiyorum Leyla. Düşünmeye çalışıyorum.
Ne oldu? Bir şey yok. Doktorla konuştum, aynı şeyler. Bir gelişme olursa haber verecek. Reyhan nerede? Çıktı. İşim varmış ne? Şirketi arayıp duruyorlar. Apar topar çıktık tabii Erdinç. Sen şirkete git de oradaki işleri hallet, olur mu? Sen, ben buradayım, bekleyeceğim. Sen eve geç Leyla. Olmaz, ben böyle bir durumda seni yalnız bırakamam. Leyla, çocuklar evde, sana ihtiyaçları var. Git onların başında dur. Ben burada idare ederim bir şekilde. Hadi çık. Bu riski göze alamayız. Zaten çok fazla şey biliyor. Feride ya da polise bir şey söylerse biterim ben, biterim. Bu işi kökten çözmem lazım. Ne demek bu? Ne diyorsun? Annen geliyor. Babaannem nasılmış? İçeri geçin. Gariban bebe olsa bir de polis döverdi onu. Yüzünden düştüğümüz hale bak. Merhaba. Ana, yine mi sen la? Ne istiyorsun benden? Biraz konuşalım mı? Mezarete attırdın yetmiyor mu oğlum? Daha ne konuşacaksın benden? O başka, bu başka. Sana çok güzel bir teklifim var. Ne teklifi? Para kazanmak istiyor musun? Ne kadar paradan bahsediyorsun? Çok para. Konuş bakalım. Bu da olmaz. Nasıl olmuş peki? Ben de anlamadım ki. Öyle gece bahçeye çıkmış, birden düşüp başını çarpmış. Ne yapacağız şimdi? Öylece oturup uyanmasını mı bekleyeceğiz? Ne yapalım oğlum? Babaannen iyileşsin diye hep beraber dua edeceğiz.
Ne ola, el ele tutuşup manzara mı seyredeceğiz? Anlat bakalım, nedir bu para mevzusu? Uğur'un annesini tanıyorsun değil mi? He. İyi. Al bakalım. Oha, bu ne lan? Uğur'un annesi, Reyhan. Onunla bir sıkıntım var. Eğer istediğimi yaparsan bunun iki katını kazanırsın. İyiymiş. Nedir sıkıntı? Bir daha karşıma çıksın istemiyorum. Ortadan kalksın. Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi karıyı? Vallahi nasıl halledeceğini sen bilirsin. Ben sadece bir daha karşıma çıksın istemiyorum. Asla. O zaman işi şansa bırakmamak lazım. Bence de. Al bu telefonu da. Gerekirse beni buradan ara. Peki paket olursam ne olacak? Beni koruyabilecek misin? Paket olmayacaksın. Olursan da bakarız. Tamam, hallederim, merak etme. Merak etmiyorum. Ola ki bu işi yüzüne gözüne bulaştırırsan. Ya da bu konuştuklarımızı biri öğrenirse. Bu paradan çok daha az parayı adam öldürecek arkadaşlarım var. Tamam. Sordun. Bir şey arıyormuşsun gibime geldi. Hayır, öyle bir hava almaya çıktım biraz. İyi misin diye merak ettim. Nasıl iyi olayım be kızım işte. Baksana başımıza gelenlere. Babaanneni düşünüyorum. Hava da bayağı soğudu. Bu güneşi aldanmamak lazım. Bak senin de üstün ince. Üşüteceksin. Lan Karaca! Neredesin Allah'ın cezası, şuraya bak. Çok para lan. Oğlum şimdi daha adam mı öldürecek? Bir plan yapmak lazım, plan. Karıyla da husumetimiz var zaten. Kaybolduğunda derler, aa bu Numan yakaladı, karıyı götürdü derler. Paket oluruz anında. Bir plan. Plan yapmak lazım. Yaparım la ben bu işi. Selo'nun teknesine gideriz. Ben Selo'yu kafalarım. Ha. Atarız tekneye karıyı, götürür denize bırakırız. Kayboldu derler karı. Ceset meset bulamazlar.
teyze dışarı mı çıktı? Dışarıda avluda. Sen ne yapıyorsun? Annem ders çalış dedi. Babaannemin hastanede olması bahane olmazmış. Doğru söylüyor. Sen ne yapma şimdi? İstersen yardım edebilirim. Kolay bunlar. Sana göre kolay. Matematik dersinden nefret ediyorum. Hem babaannem o durumdayken. Yani... Ne yapacağım lan ben? Toparla oğlum kendini, toparla. Zengin olacaksın işte. Yırtacaksın bu hayatta. Selam, selam. Ben selam. Gerçekten çok mu seviyorsun onu? Nasıl biri ki? Acayip karizma bir kadın. Şöyle bir bakış atıyor, hop herkes hizaya giriyor. Beni tek kollayan oydu. Babaannem olmasa Leyla teyze bana neler yapardı? Ya babaannene bir şey olursa? Yani... Ya uyanamazsa? Sen babaannemi tanımadığın için böyle söylüyorsun. Kesin uyanır. Kesin uyanır. Eminim uyanacak. Almanı istiyorum Reyhan. Kerim Hanım lütfen. Daha önce de söylemiştim. Kızım. Bak sana kızım diyorum Reyhan. Bu bana annemden hatıra. Ona da annesinden. Şimdi senin olmasını istiyorum. Kırma beni. Reddedecek misin hediyemi? Hayır ama... Hiç. Çok teşekkür ederim. Yani sadece yüzük için değil. Buraya kadar geldiniz. Benimle ilgilendiniz. Tabii ilgileneceğim. Sen benim kızımsın. Torunumun annesisin. Aferin beni ne olur. Ben büyüdüğüm eve ihanet ettim. Size ihanet ettim. Huzurunuzu bozdum. Böyle konuşma ne olur. Suçlanacak birisi varsa o da benim. Aranızdaki sevgiyi gençlik hevesi olarak gördüm. Şimdi de yaptıklarımın cezasını çekiyorum. Moruk, ben şimdi diyorum, karıyı paketleyeyim, indireyim seni tekneye. Biraz açılırım, orada denize bırakırım. Ondan sonra polis uyanıp karı nerede diye ararsa bulamaz. Zaten ben de uzarım. Numan. Tam bir gerizekalısın ha. O ne ya lan? Kedi yavrusu mu lan bu? Nasıl indiriyor karıyı? Doğru söylüyor birader. Bunlar da deli gücü oluyor. Ya indiremedin? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Sana silah lazım. Silah mı? Silahı nereden bulacağım lan ben? Hallederiz. Üst kağıdını alırım.
şunu cebine. Gören olacak. Araba ayarladın mı? Araba mı? Salak lan bu. Arabasız karıyı nasıl getireceksin? Ya arabayı nereden bulacağım ki? Al hadi al. Yalnız birader. Kan bana olmasın, bir yere dikkat et. Ayıp ediniz. 20 kağıdını alayım. Eyvallah. Oğlum ben kaçtım. Sen tekneyi hazır et. Oğlum önce bir karının evine git. Sağa sola bir bak. Ben nereden girerim, karın nereden kaçar? Bir doğru iş yap lan. Ha, öyle yapayım değil mi? Eyvallah. Reyhan! Reyhan! Ne oluyor lan? Ne oldu? Kerime Hanım ağırlaşmış. Ne oldu anne? Git çabuk üstünü giy. Ne oluyor? Vur hadi oğlum. Abi bana bir taksi çağırırsın değil mi? Tabii tabii çağırayım. Ana gerizekalıya bak lan nereden çıkıyor? Ben sana sormaz mı? Suzan abla, karıcı sana emanet. Tamam kızım, sen merak etme. Alo, Emrah. Bizim eve bir taksi gönderir misin? Ciddiyetini koruyor. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Görebilir miyiz? Sadece siz alın. Tamam. Ben de görmek istiyorum babaannemi. Çocuklar da görebilir mi doktor bey? Tamam ama çok kısa lütfen. Gel kızım. Anne gelebilir mi? Anneciğim hadi aç gözlerini. Bak torunlarım burada. Hepsi seni görmeye geldi. Baba. Anne. Anneciğim hadi aç gözlerini.
Babaannem uyanıyor. Gözlerini açtı. Başın sağ olsun. Yalnız kaldın artık. Zor olacak tabii. Çok zor. Ulan salak, salak Karaca. Ne işin var lan senin burada? Ya dur yapma. Ulan oldu lan başıma, gerizekalı. Durma, ne yapıyorsun ya? Allah beni herhalde. Sus lan, bir de ne oldu lan? Üzmedim kızım, tamam. Allah'ım, cezalar. Sen şimdi kardeşlerin eve git, tamam mı? Ama anne. Lütfen sözümü dinle oğlum. Babanın sana ihtiyacı var. Onun yanında olmam lazım diye düşün, tamam mı? Tamam. Evde de uslu uslu dur. Sorun çıkarma. Tamam. Sen bir şey yemedin. Karnın aç mı? Evde yedim. Bir böreği yedik ya. Doğru, tamam. Neyse hadi annem. Ben de buradan eve gideyim. Reyhan.
Hadi sen de bizim arabayla gel. Yok, ben gelmeyeyim. Neden? Hani şimdi yakışık almaz. Bir sürü insan gelecek taziye için. Leyla Hanım'ın yakınları falan. Doğru olmaz. Peki, sen bilirsin. Ne yapacaksın peki? Uğur sizinle gelsin. Ben buradan eve dönerim. Araba hazır, bizi bekliyorlar. Tamam. Ben ararım seni. Komşuna cenaze için. Haberleşiriz. Trafiğe tıkadık yalnız. Tamam. Erdinç. Bizim çocuklardan birine söyleyin. Reyhan Hanım'ı eve bıraksın. Tamam. Hadi gel. Sen burada bekle, ben bir araba ayarlayayım. Eve gidiyorsun değil mi? Evet. Neden? Beyinsizsin sen, beyinsiz. Kafanın içinde beyin yok. Gittin o salak karının ağzının içine girdin. Birazcık kafan çalışsa babana oynarsın. Babanım lan ben senin, baban! Sana söyledik değil mi? Senin baban bu liglerin adamı değil dedi. Köşe olacağım lan ben. Ama yok, Karaca Hanım çok şey biliyor. Gidiyorum ben şimdi. Nereye? Sana ne lan? Sana ne? Sen de topla pılını pırtını. İyi ki eşya al yanına, buradan gidiyoruz artık. Evden dışarıda adımını atayım deme, ağzını burnunu kırdırma. Azıcık bir şeyler ye bari, ne olur. Dursun öyle. Yerim sonra. Bir tuhaflık var. Neden oradan aşağı indi acaba? Ne? Annem diyorum. Terasa çıkmış. Sonra oradan aşağı inmiş. Ya normalde o yolu kullanmaz ki. Bir şey görmüş, bir şey duymuş olması lazım. Bilmem. Sen duydun mu bir şeyi? Yok. Ama işte bir tuhaflık var. Ne bileyim, tuhaf işte. Yok canım, ne tuhaflık olacak? Hava almak için dışarı çıkmış. Düşmüş. Kader. Hocalar gelecek, doğa başlayacak, gelen giden var. Ben gidip sonra yine sana varım. Ay oğlum, ödümü koparttın. Ne yapıyorsun sen burada? Çok soğuk hava, üşüyeceksin. Hadi gir içeri. Thank you.
yardım edeceğim ama annemi affedeceksin, tamam mı? Lütfen affet annemi. Ne olur affettim de ki ben de sana yardım edeyim. Ne olur babaanne. Hadi. Anlaştık mı? Hadi. Hadi kalk. Yardım edeceğim ben sana. Hadi babaanne ne olur. Bak üşüyeceksin, hasta olacaksın burada. Hadi babaanne. Yardım çağıracağım ben sana. Tamam mı? Hemen geleceğim. Söz veriyorum. Gidiyorsun Altan? Sana ne? Ver şu çantayı. Önce nereye gittiğini söyle. Ver şu çantayı dedim. Nereye gidiyorsam gidiyorum. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Yapma Altan. Ben senin abinim. Hiçbir şeyim değilsin sen benim. Hiçbir şeyim. Sen benim abim olamazsın. Ver şu çantayı dedim. Vermiyorum. Ya deli misin sen? Buradan gidersen babam senin olur. Daha ne istiyorsun? Saçmalama oğlum. Ne alakası var? Bak Altan. Annen de baban da çok üzülür. Sen de üzme onları. Umurumda bile değiller. İkisinden de nefret ediyorum. Tamam o zaman ben de geliyorum. Ya bela mısın oğlum sen? Hiç kimseyi istemiyorum. Ya benim de gelmeme izin verirsin. Ya da avazım çıktığı kadar bağırırım. Babama haber verin mi? Hem zaten nereye gideceksin ki? Hiçbir yere bilmiyorsun. Nereye gideceğiz? Bilmem. Bize gideriz istersen. Baktın hala kaçmak istiyorsun. Söz gitmene izin veririm. Ama bana bir fırsat ver. Reyhan başın sağ olsun.
Sağ ol abla. Ne ara geldin? Hiç duymadım. Ay kusura bakma. Önce bir duasını edeyim dedim. Sana haber veremedim. Allah kabul etsin. Ferit Bey nasıl? Vallahi nasıl olsun. Yıkıldı tabii. Hay Allah, bu akşam da ablamlara gezmeye gidecektik. Ama istersen kalırım seninle. Yok abla, ben iyiyim. Sen işine bak. Reyhan. Ne oldu? Bugün Numan denen o mendobur geldi. Aa, ne zaman salmışlar? Bilmiyorum. Geldi, bağırdı, çağırdı. Benim kızımı zorla alıkoyamazsınız dedi. Durduramadık adamı. Bak görüyor musun? Kendi derdime daldım. Vallahi unuttum kızcağızı. Ne yapacağız Reyhan? Babasıdır, karışmasak diyorum ama. Yok, olur mu abla? Yani bir damlacık kız. Bizle ilgilenmezsek kim kollayacak, koruyacak kızı? Yok zaten böyle görüp de hiçbir şey yapmamak olmaz. Hani vallahi bunun hesabını iki dünya bir araya gelse veremeyiz. Ne yapacağız peki? Ya ben bir gidip konuşayım adamla. Ne bileyim belki insafa gelir. Sen bilirsin. Hadi bakalım, hazırız. Babam bu işi halledecek. Sonra da cehennem olup gideceğiz bu mahalleden. Ana, Selo'yu arayalım da. Evet, telefonumuz var, arayalım değil mi? Alo. Ha, Selo, Numan ben, Numan. Ha. Tamam moruk, geliyorum. Her şeyi hallettim ha. O eter meter hepsini al. Ha. Tamam. Tamam canım. Ha, ben geliyorum. Kendine iyi bak ha. Şş, arkanı kolla da, anladın sen. Ulan Ceyhan karısı. Kim bilir kimin tavuğuna kış dedin. Defterini durmak Numan'a kaldı. Reyhan teyzeye bir şey mi yapacaksın? Sana ne lan mal? Karışma lan benim işime. Baba ne olur yapma. Lan sen benim başıma bela mısın? Ha, gideceksin hepsini anlatacaksın onlara değil mi? Ha. Yes. Adam aramadı daha. Sakin ol sen. Arayacak nasıl olsa. Kimmiş bu? Adam ne yapacakmış? Söyle. Hiçbir şey söyleme. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Sadece şu iş bir. Anne. Cahil. Efendim kızım? Altan'ı bulamıyorum. Bilmiyorum kızım. Herhalde bahçede falan dolaşıyordur. Bir bakıver. İçeride doğa başlıyor. Ben gidiyorum. Çok para yazıyor. İnelim. Param var benim, merak etme. Param varsa gidelim bir yerden İskender yiyelim. Oğlum taksiye vermeyelim. Şuradan bir yerden 34B geçiyor. Bizi evin önüne kadar atar. Otobüse binmem ben. Bir defa abinin ağzına bindim. Kokuyor. Kokmaz oğlum, kokmaz. Burnunu çıkarsın. Abi biz ineceğiz. İnmeyeceğiz. İneceğiz abi, ineceğiz. Sen kenara çek. Ya git, ben inmeyeceğim. Taksimetreyi görmüyor musun? Uf, Altan ya, uf. Baba ne olur yapma baba. Lan bir sus. Baba. Ana, anası gibi dır 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 dır. Bu ne lan? Baba ne olur yapma. Söz veriyorum, ses çıkarmayacağım. Baba. Kuyruğumuza kabak bağladık anasını satayım. Bırakacaksın sokağın ortasında, ne hali varsa görecek. Lan bana bak, sakın debelenme, ağzını burnunu kırarım seni. Geleceğim alacağım seni. Baba.
Ha nerede 34 be? Gelir şimdi. Saat kaç farkında mısın? Bu saatte otobüs olduğuna emin misin? Sen kafanı yorma. Saat kaçta otobüs olduğunu biliyoruz herhalde. Ben 34 böyle halı sahadan dönüyordum. Halı saha mı? Halı saha mı? Oğlum biz delikanlı gibi futbol oynuyoruz. Senin gibi erken yapmıyoruz. Optimus canım onun adı. Neyse ne. Nerede kaldı bu ya? Hadi gel minibüse binelim. Yok artık. Minibüse hayatta binmem ben. Ben anlamam. Gelmedik mi daha? Az kaldı. Ne kadar az? Git git bitmiyor. Amma da mızmızlandın ha. Karaca. 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 Zafer, orada yersin. Aa, Uğur, ne işin var senin burada? Aa, ne haber Uğur? Oha. Suzan teyze, annem nerede? Ah teyzem, annen Karacalar'a gitti. Gündüz geldi aldı babası Karaca'yı. Annen de gitti geri getirecek. Anahtarın var değil mi senin? Biz geç kaldık. Hadi görüşürüz. Anne, ben burada kalayım mı, ne olur? Aa, saçmalama. Hadi yürü. 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 Nereye? Destek kuvvet olarak anneme yardım etmeliyiz. Hadi yürü. Thank you.
bir adam açarsa asla durmam. Kaç, tamam mı? Hangi adam? Karıcan'ın babası. Beni döven oydu. Ne işimiz var burada? Niye getirdin ki beni buraya? Macera isteyen sen değil mi? Karaca! 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 Yok lan işte, hadi gidelim. Karaca! Karaca! Karaca, zarar verecek de ne? Öldürecek. Vay. Uzun zamandır görüşmemiştik. La yürü git. La. Ha, gel la buraya. Ya bırak beni. Benim babam kim sen biliyor musun? Başlatma la babam la. Ana silahı unutmasak demek ki. Baktım Ferit Bey yok. Leyla? Ferit Altan yok. Nasıl yok ya? Uğur da yok. O zaman beraber kaçtılar. Cık. Leyla dur bir sakin ol. Aşağı baktınız mı? Baktık. Nereye gitti bunlar ya? Hem sen nereden çıkarıyorsun ikisinin beraber kaçtığını? Evimize bir sokak çocuğu getirdim Ferit. Ve ondan sonra oğlumla birlikte kayboldular. Ne düşünmemi bekliyorsun? Belli ki Altan'ı kandırdı ve yok oldular. Leyla, bak sakin ol, kızları da korkutacaksın şimdi. Eğer oğlumun başına o çocuk yüzünden bir şey gelirse çok fena hesap sorarım Ferit. Ya Leyla, nereye gittin? Suzan abla.
Suzan abla. Allah cezanı vermesin seni, yaramaz. Ne arıyorsun sen burada? Yaramaz seni. Çok yaramazım da. Eve gitmek istiyorum ben. Uğraşamam senin altın. Ne halin varsa gör. Hadi çabuk ol. Bir yere gelmiyorum ben. Bu durumda yalnız mı bırakacaksın Uğur'u? Aptal mısın sen? Ne olacak ki? Babam Reyhan teyzeye zarar verecek diyorum. Kafanı almıyor herhalde. Çok film izlemişsiniz siz. Havalara giriyorsunuz. Korktuğun için böyle diyorsun. Uğur'un kardeşisin diye ben de seni bir şey sanmıştım. Ben oradan daha güçlü ve daha akıllıyım, tamam mı? Öyle olsaydı böyle konuşmazdım. Ne diyorsun sen be? Korkaksın işte. Çok biliyorsun değil mi? Aferin. Ancak hakaret et. Uğur'a yardım edip Reyhan teyzeyi bulmamız lazım. Ben gidiyorum. Hala bir haber yok mu? Allah'ım delireceğim. Merak etme anne. Uğur korur altını. Ay saçmalama sen de. Uğur korurmuş. Zaten ne geliyorsa onun yüzünden geldi başımıza. Kim bilir ne dedi de ikna etti çocuğumu. Oh. Gitmek için öyle bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ona da hak vermek lazım. Büyük ihtimalle senden kaçmıştır. Ne diyorsun sen? Önce babaanneme karşı kışkırttın Altan'ı. Şimdi de Uğur'a karşı kışkırtıyorsun. Senin ağzından çıkan kulağın uyuyor mu? Kusura bakma anne. Gerçekler bunlar. Ha, bu arada sen fark etmemiş olabilirsin. Ben söyleyeyim. Altan babaannemin ölümünden seni sorumlu tutuyor. Bilesin. Bela bebeğiymiş lan bu böyle. Koş! He koş, koş. Bebeğe bak lan, kol gibi inat. Ha ne oldu artist? Yeri yalatırlar adamı. Sen? Lan! Sen ne istiyorsun benden? Lan, Dur arabayı! Dur! Lan gel! Bırak kolumu! Bırak! Lan! Lan!
Neredeyse. Ulan gel buraya. Gel. Baba. Ulan. Peşimden gelmeyin, patlatırım lan beyninizi. Anlat bana, ne oldu?
Sen de mi yalnızsın? Benim gibi. Demek senin de annen yok. Gel oğlum. Gel Rüzgar. Gel oğlum. Gel. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Yorulmadın mı sen hala? Olur. Efendim. Efendim. Usta, bir paket var elimde. Numanak yüz diye bir adama gönderilmiş. Soyadı aynı değil ama yine de haber vereyim dedim. İyi yapmışsın. Bekle, hemen geliyorum. Dua edelim de o adam olsun oğlum. Yürü. Geçer, ekmek bölünür, yollar ayrı düşer.